Peki hocam, kemoterapi nedir? Kemoterapi hastalara damardan veya ağız yoluyla uygulanan bir çeşit tümörü öldüren bir ilaçtır. Yani amaç orada o tümör dokusunun işte bölünmesiyle alakalı olan ilaç türleri vardır. Bölünmesini engelleyecek, büyümesini engelleyecek, içerisindeki bazı proteinleri yok edecek, yani tümörün proteinini yok edecek, bazı enzimleri ortadan kaldıracak nokta atış, yani tümör hücresinin ortadan kalkmasına yönelik olabilecek tedavi yöntemidir. Bu damardan uygulanır, yeri geldiğinde haftada bir yapılmaktadır. Yeri geldiğinde 3 haftada bir veya 4 haftada bir uygulanır. Bu uygulama sonucu belli bir tedavi dozu vardır. Ya 6 kürdür, ya 4 kürdür, ya 8 kürdür. Bu da yine bilimsel olarak açıklanmış, bilimsel olarak hani tümörü öldüren ama sağlıklı organları da, sağlıklı hücreleri de koruyan bir tedavi yöntemidir. Tümörün ortadan kaldırılmasında. Hastalarda bir takım yan etkiler gelişmektedir. Bu tür yan etkiler işte saç dökülmesi, işte halsizlik ortaya çıkmaktadır. Hareketlerinde ağırlaşma olmaktadır. Tedavi uygulanan ilacın cinsine göre bazı yan etkiler gelişmektedir. Bununla ilgili de medikal onkoloji dediğimiz kemoterapi doktorları hastayla iletişime geçer. İşte hastalığın oluşabilecek yan etkileri neler olduğu anlatılır. Onunla ilgili yapılacak tedavi süresi, dikkat etmesi gereken neler vardır. İşte sıvı alacaksın, şunu yemeyeceksin, şunu yiyeceksin, belli kısıtlamaları vardır. Bir liste halinde ona verilir onlar. Onlar da hastasıyla kemoterapi doktoru işbirliği içerisinde bu süreci tamamlar. Bu süreç de kolay bir süreç değildir. Evet. Yine radyoterapi de kolay bir süreç değildir. Ama bunların hepsi bittikten sonra hasta normal yaşantısına, düzgün kontrolleriyle normal yaşantısına devam eder diyebiliriz.